Türkiye'de endüstriyel tasarımın tescil sistemi dünyanın her yerinde olduğu gibi ulusal patent ofislerinden geçiyor. Ülkemizde de Türk Patent Enstitüsü buradaki tek yetkili kurum. Endüstriyel tasarım müracaatı yapacak firmalara tavsiyemiz ürünün bir kere özgün olması. Daha önce dünyanın herhangi bir yerinde olmaması. Varsa bir de iki ürün yan yana konulduğunda bu iki tasarımın birbirinden farklılık arz edebilmesi ki tasarımın zaten ana unsuru da budur. Dünyada yeni olacak. İki ürün yan yana konulduğunda birbirinden farklı olabilecek. Yani yenilik özelliğini ihtiva etmesi gerekiyor. Bu yeniliği de Türk Patent Enstitüsü dünyada yenilik olarak algılıyor. O yüzden biz sanayicilere genelde şunu tavsiye ediyoruz. Müracaat edilen tasarımlar Türkiye dışında herhangi bir yerde tescilliyse bunun Türkiye'de tescili olmaz. Olsa bile, bir yanlışlıkla olsa bile, fark edilmese bile, ilan tarihinde itiraz gelmese bile daha sonra bunların itirazıyla ya da belgeden sonra mahkeme yoluyla iptal edilebilir. Özgün tasarımları tavsiye ediyoruz. Halk arasında bilinen bir şey var. Endüstriyel tasarımlarda 7 tane birbirine benzer unsur değiştirilirse tasarım olur mu diye. Böyle bir şey normalde yok. Tasarım müracaatı yapan firmalara, sanayicilere özellikle bunları da tavsiye ediyoruz. Buradaki ana kriter iki ürün yan yana konulduğunda birbirinden farklı olacak. Aslında buradaki ölçüyü de tüketici gözüyle kontrol etmek gerekiyor. Bir tüketici bir ürüne baktığında, markada da aslında böyledir. Endüstriyel tasarımda da iki ürün birbirinden farklıysa bizim yapmış olduğumuz tasarım özgün tasarımdır. Tasarımlar 5 yıl süreli korunuyor. Her 5 yılda yenilemesi de yapılınca toplamda bir tasarım 25 yıl süreyle korunuyor. Ve daha sonra herkes tarafından yapılıyor. Kamuya mal oluyor bu tasarımlar. Zaten bir tasarımda 25 yılı çok fazla geçmiyor.